137. sayfa alıştırmalar 1. A kümesinin elemanlarından kaç tanesinin 2x artı 3y eşittir 12 denklemini sağladığını bulunuz. Önce 0,4 noktasına bakalım. X yerine 0 yazdığımızda, y yerine de 4 yazdığımızda, bakın burası 0 olur. Burası da 12 eşittir 12 olduğu için bu nokta sağlar. İkinci noktaya bakalım. 1 bölü 2 virgül 3. X yerine 1 bölü 2 yazalım. 2 çarpı 1 bölü 2 artı y yerine 3 yazalım. 3 çarpı 3 eşittir 12 oluyor mu? Buradan ikiler sadeleşir. Burada 1 kalır. Burası 3 ile 3'ün çarpımı 9'dur. 9 da 1'in toplamı da 10 yapar. 12'ye eşit olmaz. Dolayısıyla bu nokta sağlamaz. Evet, üçüncü noktaya bakalım. Eksi 1 virgül 5. X yerine eksi 1, y yerine de 5 yazalım. 2 çarpı eksi 1 artı 3 çarpı 5 eşittir 12 oluyorum bakalım. Burası eksi 2 olur. Burası da 15 olur. Eşittir 12 mi? 15 ile eksi 2'nin toplamı 13 olur. 13, 12'ye eşit olmadığı için bakın bu noktada sağlamadı. Diğer noktaya bakalım. 5 virgül 2 bölü 3. X gördüğümüz yere 5, y gördüğümüz yere 2 bölü 3 yazalım. 2 çarpı 5 artı 3 çarpı 2 bölü 3 eşittir 12 mi bakalım. Bu 2 kere 5 10'dur. Buradaki 3'ler sadeleşir. 2 kalır. 10 ile 2'nin toplamı da 12 olur. Bakın burası sağladı. Demek ki 5,2 bölü 3 denklemi sağlıyor. Son noktaya bakalım. 3,2. X yerine 3, y yerine 2 yazalım. 2 çarpı 3 artı 3 çarpı 2 eşittir 12 oluyorum bakalım. 2 kere 3 6, 3 kere 2 6 eşittir 12. Evet. Burada da eşitlik sağlandı. Dolayısıyla 3,2 de bu doğru üzerindedir. 2. Aşağıda verilen denklem sistemlerinin çözüm kümelerini bulunuz. A şıkkı. Burada yok etme yöntemi uygulayalım. Taraf tarafa topladığımızda artı 3y ile eksi 3y birbirini götürür. Eksi 5x ile 2x'i topladığımızda eksi 3x olur. 22 ile de eksi 16'yı topladığımızda 6 buluruz. Sonra 6'yı eksi 3'e böldüğümüzde x'i eksi 2 olarak buluruz. X eksi 2. Denklemlerin herhangi birisinde x yerine eksi 2 yazıp y'yi bulalım. Birinciyi yapalım mesela. Eksi 5 çarpı eksi 2 artı 3y eşittir 22. Burası 10 olur. 10 artı 3y eşittir 22. 10 eşitliğin sağ tarafına gittiğinde 12 kalır. Y'yi de 4 olarak buluruz. Şimdi çözüm kümemizi şu şekilde göstereceğiz. X'i eksi 2 bulduk. Y'yi de 4 bulduk. B şıkkı. Burada yok etme metodunu yapacağız. Fakat katsayılar eşit olmadığı için önce katsayılarını eşitleyelim. Birinci denklemi 5 ile genişletelim. İkincisini de 3 ile genişletelim. Şimdi birincisi 35A eksi 15B eşittir 50 oldu. İkincisi ise 6A artı 15B eşittir eksi 9 oldu. Şimdi taraf tarafa topladığımızda bu eksi 15B ile artı 15B birbirini götürür. 35A ile 6A'nın toplamı 41A olur. 50 ile de eksi 9'u topladığımızda da 41 olur. Buradan A'yı 1 olarak buluruz. Birinci denklemde A yerine 1 yazarsak 7 eksi 3B eşittir 10 olur. 3B'yi sağ tarafa geçirdiğimizde, 10'u da sol tarafa geçirdiğimizde böyle olur. Sonra da her iki tarafı 3'e böldüğümüzde B'yi eksi 1 buluruz. Bunun da çözüm kümesi 1 virgül eksi 1 şeklindedir. C şıkkı. Önce bu denklemleri düzenleyelim. Birinci denklemde payda eşitlersek şöyle olur. 3x artı 2y eşittir. Eksi 6 olur. Alttaki denklemde de yine payda eşit dediğimiz zaman 4x eksi 3y eşittir. 60 olur. Şimdi yok etme metodu uygulayacağız. Yukarıdakini 3 ile aşağıdakini de 2 ile genişletelim. Birinci denklemimiz 9x artı 6y eşittir eksi 18 olur. İkinci denklemimiz ise 8x eksi 6y eşittir 120 olur. Şimdi taraf tarafa toplarsak bu y'ler birbirini götürür. 9x ile 8x'in toplamı 17x olur. Burada da 120 ile eksi 18'i topladığımızda 102 olur. X'i buradan 6 olarak buluruz. Şimdi denklemlerin birisinde x yerine 6 yazalım. Üstteki denklemde x yerine 6 yazıyorum. 3 çarpı 6 artı 2y eşittir eksi 6.
18 artı 2y eşittir eksi 6. 2y eşittir eksi 24 olur. Y'yi de buradan eksi 12 buluruz. Çözüm kümemiz ise 6 virgül eksi 12 şeklindedir. C şıkkı. Burada gene yok etme metodu uygulayalım. Yukarıdaki denklemi 2 ile genişlettiğimizde burası 2 bölü x artı 1 eksi 4y eşittir eksi 22 olur. Aşağısı da arkadaşlar x bölü x artı 1 artı 4y eşittir 22 olur. Şimdi taraf tarafa topladığımızda bakın bunlar gider. X'leri topladığımızda şöyle olur. 2 artı x bölü x artı 1 eşittir. Eksi 22 ile de 22'nin toplamı 0 yapar. Buradan 2 artı x eşittir 0 çıkar. X'i eksi 2 olarak buluruz. Üstteki denklemde x yerine eksi 2 koyup y'yi bulalım. 1 bölü eksi 2 artı 1 eksi 2y eşittir eksi 11 oldu. Şimdi şurası arkadaşlar eksi 1 olur. Eksi 1 karşı tarafa gittiğinde artı 1 olarak geçer. Eksi 2y eşittir eksi 10 olur. Y'yi de 5 buluruz. Çözüm kümesi ise eksi 2 virgül 5 şeklindedir. 3. 3x artı 4y eşittir 78 denkleminin çözüm kümesinin elemanlarından birisi. A eksi 1 virgül A artı 1 ise A değerini bulunuz. X yerine A eksi 1, Y yerine de A artı 1 yazarsak denklemi sağlayacak demektir. 3 çarpı A eksi 1 artı 4 çarpı A artı 1 eşittir 78. Şimdi buradaki 3'ü ve 4'ü parantezin içine dağıtalım. 3A eksi 3 artı 4A artı 4 eşittir 78 oldu. A'ları topladığımızda 7A olur. Eksi 3 ile de artı 4'ü topladığımızda da artı 1 olur. Eşittir 78. Buradan artı 1'i eşitliğin sağ tarafına geçirdiğimizde eksi olarak geçer. 77 kalır. 77'yi de 7'ye böldüğümüzde a'yı 11 olarak buluruz. 4. Denklem sisteminin çözüm kümesi sonsuz elemanlı ise m çarpı n değerini bulunuz. Şimdi çözüm kümesi sonsuz elemanlı olduğu zaman x'lerin katsayıların birbirine oranı yani eksi 2 bölü m eksi 2 y'nin katsayılarının birbirine oranına yani 5 bölü 2'ye sabit terimlerin oranına eşit olacaktı. Buradan m ve n'yi bulabiliriz. İlk ikisinde içler dışlar çarpımı yaptığımızda 5m eksi 10 eşittir eksi 4 olur. Eksi 10 sağ tarafa artı olarak geçtiğinde burası 6 olur. Sonra da 6'yı 5'e böldüğümüzde m'yi 6 bölü 5 olarak buluruz. Burada tekrar içler dışlar çarptığımızda da n'yi buluruz. Bu sefer 5n eksi 10 eşittir eksi 6 olur. Eksi 10 sağ tarafa artı 10 olarak geçtiğinde 4 olur. Sonra da 4'ü 5'e böldüğümüzde n'yi 4 bölü 5 olarak buluruz. M çarpı n değeri sorulmuştu. 6 bölü 5 ile de 4 bölü 5'i çarptığımızda işlemin sonucunu 24 bölü 25 olarak buluruz. 5. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesinin elemanlarını analitik düzlemde gösteriniz. Öncelikle y eşittir x eksi 5 doğrusunu çizelim. Bir tablo yapalım şimdi. X'e 0 verdiğimizde y eksi 5 olur. Y'ye 0 verdiğimizde de x 5 olur. Şimdi bu doğru 0 virgül eksi 5 ve 5 virgül 0 noktalarından geçecektir. Şimdi bir koordinat düzlemi çiziyorum şu şekilde. 0'a eksi 5 burası olsun. 5'e 0 da burası olsun. Şimdi şurada eşitlik olmadığı için küçüktür sembolü var ya. Dolayısıyla burada çizeceğimiz doğru kesik çizgili bir doğru olacaktır. Şu şekilde. Şimdi 0 0'ı denklemde yerine koyduğumuzda bakın şurada 0 küçüktür 0 eksi 5 sağlamadığı için 0 0'ın olmadığı yeri tarayacağız. Yani bu tarafı tarayacağız. Şimdi ikinciye bakalım. İkincide de y eşittir eksi x artı 6 doğrusunu çizelim. Bir tablo yapıyorum şimdi. X'e 0 verdiğimizde y 6 olur. Y'ye 0 verdiğimizde de x 6 olur. Şimdi 0'a 6 noktası şurasıdır. 6'ya 0 noktası da burasıdır. Bu sefer eşitlik olduğu için düz çizgiyle birleştireceğiz doğrumuzu. Şimdi bu ikinci denklemde x ve y yerine 0 0 yazdığımızda gene sağlamadığını görüyoruz. Dolayısıyla 0 0'ın olmadığı yeri tarayacağız. Yani şurasını. Şimdi bu taradığımız iki bölgenin kesişimi şurası, şurada nokta nokta var. Burası ortak çözüm kümesi olmuş olur.
6. Toplamları en çok 6, farkları en az eksi 2 olan gerçek sayı ikililerini analitik düzlemde gösteriniz. Birinci eşitsizliğimiz şöyle olacak. X artı y küçük eşittir 6. İkinci eşitsizliğimiz ise x eksi y büyük eşittir eksi 2 şeklinde olacak. Önce x artı y eşittir 6 doğrusunu çizelim. Değer veriyorum. X'e 0 verdiğimizde y 6 olur. Y'ye 0 verdiğimizde de x 6 olur. Şimdi bu doğru 0,6 ve 6,0 noktalarından geçecek. X eksi y eşittir. Eksi 2 doğrusunun tablosunu yapalım. X'e 0 verdiğimizde y 2 olur. Y'ye 0 verdiğimizde de x eksi olur. Bu da 0'a 2 ve eksi 2'ye 0 noktalarından geçer. Şimdi koordinat düzlemini çiziyorum. Birinci doğrumuz 0'a 6 yani şurası ve 6'ya 0 noktalarından geçecek. Ve buralarda eşitlik olduğu için düz çizgiyle birinci eşitsizlikte x ve y'ye 0 değeri verdiğimizde sağladığı için 0, 0'ın olduğu bölgeyi tarayacağız. Şimdi ikinci doğrumuzda 0'a 2 ve eksi 2'ye 0'dan geçiyordu. 0'a 2 şurası olsun. Eksi 2'ye 0 da şurası olsun. Şimdi burada da eşitlik olduğu için yine düz çizgi çizeceğiz. Şu şekilde olacak. Burada da x ve y'ye 0, 0 verdiğimizde sağlıyor. O zaman 0, 0'ın olduğu yeri boyayacağız. Şimdi her iki taralı bölgenin kesiştiği bölgede bakın şurası olduğu için burası ortak çözüm kümesi olacak. 7. Eşitsizlik sisteminin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. Önce eksi 5x artı y eşittir 10 denkleminin grafiğini çizelim. Şimdi burada tablo yapıyorum hemen. X'e 0 verdiğimizde y 10 olur. Y'ye 0 verdiğimizde de x'i eksi 2 buluruz. Bu doğru 0'a 10 ve eksi 2'ye 0 noktalarından geçecektir. Diğeri de zaten arkadaşlar x eşittir eksi 2 doğrusu olacak. Şimdi koordinat düzlemini çiziyorum. Şimdi birinci doğrumuz 0'a 10. Bakın şurası 10 olsun. Ve eksi 2'ye 0. Burası da eksi 2 olsun. Şimdi burada eşitlik olmadığı için bunu kesik çizgilerle gösteriyorum. Şu şekilde. X ve y'ye 0 verdiğimizde sağlamaz. Dolayısıyla 0, 0'ın olmadığı yeri boyayacağız. Şu şekilde olacak. X eşittir eksi 2 doğrusu şu şekildedir. Düz çizdim çünkü eşitlik var. Küçük dediği için de sol tarafını boyayacağız. Sol tarafını boyadığımız için şurası çıktı bakın. Şimdi bu iki taralı bölgenin kesişimi olan yer çözüm kümesini gösterir. Eşitsizliğin çözüm kümesini gösterir. 8. Mutlak değer x artı y küçüktür 3 eşitsizliğinin çözüm kümesini analitik düzlemde gösteriniz. Mutlak değerin tanımından arkadaşlar x artı y 3 ile eksi 3 arasındadır. Şimdi şunu yapalım önce. X artı y eşittir. Eksi 3 doğrusunu çizelim. Tablo yapıyorum. X'e 0 verdiğimizde y eksi 3 olur. Y'ye 0 verdiğimizde x eksi 3 olur. Bu doğru. 0'a eksi 3 ve eksi 3'e 0 noktalarından geçer. Şimdi şunu yapacağım ikinci olarak. X artı y eşittir. 3 doğrusunu çizelim. Gene tablo yapıyorum. X'e 0 verdiğimizde y 3 olur. Y'ye 0 verdiğimizde 3, eksi 3 olur. Bu da 0'a 3 ve eksi 3'e 0 noktalarından geçer. Şimdi koordinat düzlemini çizelim. Burası eksi 3, burası eksi 3 olsun. Burası da 3 ve 3 olsun. Şimdi şu doğru arkadaşlar. Birincisi x artı y eşittir eksi 3. Bakın şu şekilde olacak. Eşitlik olmadığı için kesik çizgiler olacak. Şu ise x artı y eşittir 3. Gene kesik çizgiler olacak. Şimdi bu x artı y eksi 3 ile artı 3 arasında olduğu için bu iki doğrunun arasını boyayacağız. Yani şurasını. Eşitsizliğin çözüm kümesini bu şekilde çizmiş olduk.